Sevgili seyirciler merhabalar. Sultan Beyliği Uluslararası Kısa Film Yarışması etkinlikleri kapsamında bir söyleşi için buradayız, karşınızdayız. Çok özel bir evdeyiz, özel bir ismin yanındayız. Sinemamızın çok çok kıymetli usta oyuncularından sevgili Perihan Savaş'ın evindeyiz. Merhaba Feriha. Merhaba, adına. hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Aslında ben hep alışkınım böyle mekanlarda hoş geldin demeye ama bu sefer... Bu sefer siz hoş geldiniz. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hoş bulduk, gerçekten hoş bulduk. Hem evin ambiyansını hoş bulduk, hem <laughs> sağ olun. seni hoş bulduk. Çok mutluyum ben. <laughs> teşekkür gerçekten. ederim. Kaliyet sağ ol, sağ ol teşekkür sağ sağ Çok teşekkür ederim. Nasılsın ablacığım, nasıl gidiyor? İyiyim, ya? iyiyim. Yani işte bir yorgunluk geçirdik. Dört sezon evet. sonra Çukur'u bitirdik. Ee, şimdi biraz dinlenmedeyiz. İyi gidiyor, her şey güzel gidiyor. Ee, yani ben bir de çalışmayı çok seven bir insan olarak şimdi böyle bir hafta on gün geçsin başlarım ben gene. Ee, <laughs> aranmaya, <çalışırım>. aranmaya başlarım. <laughs> Ama evet. maşallah ne güzel bir enerji ya. Gerçekten. Ay, Sağ ol, teşekkür Daim ederim. Gayrı olsun enerji. Sağ. Ol. Ee, Çukur çok tutuldu. Hı hı. Ee, yani. Televizyon ekranlarından hakikaten böyle son yıllarda en çok adını duyduğumuz kamuoyunda, sosyal medyada Hı -hı. neredeyse her gün bir şekilde mutlaka karşımıza çıkan çok popüler bir dizi. Hı -hı. Ee, ve final yaptı. Evet. Ve bir zaman sonra çok deprebeli bir final oldu. Dört sene sonra evet. 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 <laughs> Aynen. Çukur abla senin için nasıl bir tecrübe oldu? Önce ondan başlayalım. Bir kere e, gençlerle, genç yönetmen ve genç oyuncularla çalışmak çok Güzel bir tecrübeydi benim için. Ee, çünkü her zaman e, yeniliği takip etmek gerekiyor. Ee, yani evet biz Yeşilçam'dan geldik ama Yeşilçam'da bazı şeyler hep böyle eskide kalır. Ama e, güne de adapte olmak gerekiyor. Benim için de güzel bir deneyimdi. Zaten hikayeyi çok beğenmiştim. Gökhan Orzum çok güzel yazdı. Ee, çok beğenmiştim. Ve içinde olmaktan müthiş keyif duydum ve... Yani gençlerin hayata bakış açıları işte çekerken ki bir kere teknik olarak da çok önemli zaten. Yani o kadar çok ilerlemişlik var zaten. Ve benim için bayağı güzel bir tecrübe oldu. <laughs> Şimdi geçen hatta sosyal medyada Gökhan Bey bir tweet dizisi halinde duygularını paylaşmış. Ha, ben evet. tesadüfen denk geldim. Gördüm. İşte Çukur demek işte... E Uzun uykusuz geceler demek, işte hastalıklar demek, egzamalar demek vesaire böyle bayağı bir saydırmış. <laughs> Doğru bayağı şeyler biz, geçirdi o yazarken. Biz tabii tatlı tatlı taraflarını görüyoruz ama geri <laughs> evet. planda bir sürü şeyler yaşanmış. Tabii. Ee, sen neler yaşadın abla böyle çok yordu mu seni? Çünkü çok yoğun tempolu bir dizi. Yoğun tempoydu. Yani benim çok fazla yoğun değildi. Gençler daha fazla tabii onlar bir de çatapat yaptıkları için. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o sahneler falan bayağı bir Aksiyon yorucuydu. Sahne. Aksiyon sahneleri, geceleri falan çekiliyordu. Çok yorucuydu. Benim için e, yani çok yorucu olmadı. Ben çok memnun oldum. Tabii benim karakterime tam tersi bir e, karakter canlandırdım orada. E, ama e, benim için de çok güzel bir tecrübe oldu. Hep istiyordum yani e, böyle değişik bir karakterde olmak. E, onun için Çukur benim için çok iyi oldu. Çok yorucu olmadı. E, zaman zaman yorulduğumuz da oldu tabii ki ama bunlar keyifli yorgunluklardı. Yani Güzel. işin sonucunu gördükten sonra, neticesini gördükten sonra o bütün yorgunluklar unutuluyor hepsi. <laughs> bir şekilde anne olduğu için Sultan Ana dizideki karakter hemen hemen bütün olayların bir şekilde merkezindeydi. Tabii. Ve hep bir başat bir aktör olarak oradaydı. Annen, aileyi toplayan, dolayı, aileyi evet. tutan. Evet. Ee, çok mu sert bir kadın Sultan Ana? Çünkü çok sosyal medyadan zaman zaman işte çek elini artık şu kızın üzerinden. Öl çek bir öl, falan. öl evet. bir sultan git yani sen öyle artık falan. <laughs> çok mu sert bir kadındı Sultan Ana? Aslında e, Sultan da öyle yetişmiş bir kadın. E, sultan eğer bu sertlikte olmasaydı o aileyi bir arada tutamazdı. O yüzden ben sultana hak veriyorum. Yani bana ne kadar kıssalar da, daha doğrusu bana değil sultana evet. kıssalar da, ee, sultan haklıydı çünkü biraz geç gevşek davransa, işte o torunlar, gelinler falan çok farklı yerlere gidebilirdi. Onun için onun sertliği aileyi bir arada. Toplamasına yardımcı oluyordu. Onlara erkek, fırsat vermiyordu. Erkek egemen bir ortamın içerisinde. Orada olmasın. bile çocuklara gerektiği zaman, erkek çocuklarına bile gerektiği zaman e, postasını koyan, elini masaya vuran bir kadın sultan. E, ve kendi bildiği doğrultusunu yapıyor. Mesela bana hep kızıp işte yazıyorlardı. Öl artık sen. Evet. Sen ne yapıyorsun? İşte evet. gelinine bunu yaptın, torununa bunu yaptın falan diye. Ama parantez içinde de böyle yapıyorlardı. Perihan abla bu sana değil sultana. <laughs> <laughs> o çok güzeldi. Perihan abla bu sana değil sultana. <gülüyor> çok gülüyordum ona. Ama öyle olması gereken bir kadındı. Yoksa başa çıkamazdı. Yani bir aile çukur gibi bir yerde, bir mahallede hem mahalleyi koruyacaksın, hem aileyi koruyacaksın. Hem çocuklarını, evlatlarını, hem torunlarını koruyacaksın. Bu çok kolay bir şey değil evet, tabii yani evet. bir kadın için. Ben izlediğim bölümlerde, bazı bölümlerde e, Sultan'ın çok zor e, bazı durumların eşiğine geldiğini gördüm. Yani Hı -hı. bir tarafta dediğin gibi böyle toparlaması gereken, bir arada tutması gereken bir aile, evlatlar. Ama bir tarafta da annelik duygusu. Çünkü hani öyle bir yere, yere geliyor ki annelikle oradaki o sorumluluklar arasında sıkışıp kalıyor ve bir karar vermesi gerekiyor. Hı, -hı. O tarz sahnelerde neler hissettin Sultan ile? Zordu tabii yani e, düzgün durmak, sağlam durmak, ayakta durmak. Yani düşün ki evlatlarını kaybediyorsun yani e, dizide çocukların ölüyor ve sen hala o şeyi elinden bırakmamaya çalışıyorsun. Bu çok önemli zaten mesela cenazede de orada da burada da kadın ağlamıyor zaten yani. Hı. Ki etrafa şey olmasın diye ama eve gelince ağlıyor mesela kopuyor evde. Ee, onun için e, o tabi o sahneler baya bir zor sahnelerdi. Yani o kararı vermek işte evlatlarını kaybetti. Mesela Sultan sen hiç bedel ödemedin. Nasıl ödemedi? İki e evlat kaybetti. Bunun daha büyük bedeli yok. Bir koca kaybetti, torun kaybetti, gelin kaybetti. Yani Sultan çok büyük bir bedel ödedi aslında. Bunları kaybetmek kolay değil. Ama o şey sertliğin arkasına gizliyor evet. o acısını. Ona o ne acısını anlasın? ona gizliyor. Kendinle kaldığı zaman bunu ıı, ortaya çıkartıyor. Kimseye göstermemek için evet. ki aile güçlü ayakta dursun diye. Evet. Aslında bir taraftan da yalnız bir karakter değil mi Sultan? Yalnız tabii. Ee, tabii. Yani bütün sanki şeyden sonra e, tek başına İdris kalmış. Koçovalı'dan sonra tek Hı -hı. başına kalıyor ve bütün yükü bir taraftan aslında kendi omuzlarında hissediyor. Belki evlatları Hayatın daha içinde onlar asıl çatışmanın merkezindeler ama hı hı. Hı hı. bir adım gerisinde onları yine bir şekilde o so sorumluluklarını taşıyan kişi. Zaman zaman ge e geldi mesela İdris Koçovalı ölmeden önce e İdris Koçovalı'ya bile destek çıktı yani. Hayır sen bu değilsin kalk ayağa diye evet. ona bile destek çıktı kadın yani. Bir anda kendini unutmuş ve tek başına sadece evlatlarına ve ailesine kendini adayan bir kadın haline gelmiş. Zaten sultan tek başına büyümüş, işte çocuk yuvasında büyümüş, hayatta kimsesi yok. O yüzden de çok sarılmış hmm. aileye, çocuklara, aileye, eşine, mahalleye. O yüzden de çok sarılmış bir kadın. Evet, güçlü bir kadın aslında. Güçlü, çok güçlü yani bir kadın. O, o Ama her güçlü kadın. Güç de... Her güçlü kadın o çöküntüyü bir yaşar ama kendi kendine yaşar bunu. İçinden. İçinde yaşar. Evet. evet. Içinde aslında yaşar. bizim biraz bizim biraz topraklarımızın geleneğinde de vardır ya o. Biz hani genelde erkekler için söylerler ya babalar için sevgilerini hı. çoğunlukla içinden yaşarlar. Çok fazla belli etmezler sevgilerini. Hı hı. Hep böyle belirli bir mesafe, belirli bir şey vardır diye. kadın için de o şey aslında Geçerli. Kadın da yeri geldiği zaman duygularını saklıyor. E, zayıf taraflarını tabii. saklıyor tabii. Tabii tabii ki. S çok klasik bir soru olacak ama Sultan'la ortak noktalarınız var mı abla? <laughs> Evlatlarına sahip çıkması diyeyim. Yani evlat onun için her şeyden önce geliyor. Aile, torunlar, her şeyden önce geliyor. Bir o yanımız çok şey e, bağdaşıyor. Şey <laughs> Benim de o. yani özel hayatımda bir perihan olarak evlatlarım ve torunlarım bambaşka. Ha, disiplin var mı? Disiplinde benzeştiniz. bu sert bir Yok, ben o seviyorum. kadar yok. Yok. O kadar değilim. <gülüyor> <gülüyor> yok, o kadar değilim. Onu gerektirecek değilim. bir çukur da yok burada. evet. evet. <laughs> yani öyle uğraştıkları bir şey de yok mahalle gibi. Onun için öyle pek sert değilim. Genelde arkadaş gibiyim. Arkadaş gibiyim. Öyle olunca daha rahat çözülüyor sorunlar. Arkadaş gibi olunca. Arkadaş gibi olunca. Çünkü e, yani bir anne gibi otoriter gibi davrandığın zaman senden saklıyorlar bazı şeyleri. Bazen yalan söylemek zorunda kalıyorlar. Onun için yalan söylemesinler en kötüsü de olsa ama gelip doğruyu söylesinler. Yani kızacak diye eğer sert olsan zaten onu saklayacaktır o. Onun için ben arkadaş gibi olmayı daha doğru buluyorum. Ne güzel. Peki abla çok uzun sürdü Çukur ve yoğun bir tempo hı hı. E, halinde sürdü. E, önce şunu sorayım, o süreç içerisinde çok yoruldun mu? E, yani yorulduğum zamanlar oldu. E, yani hastalandığım zamanlar oldu. E, bazen belim tuttu falan filan böyle sette sağ olsunlar bana çok şey yaptılar. <laughs> iyi baktılar. Ama kaç tane falan savaş var. <laughs> Çok iyi baktılar bana. E, oluyor tabii. O yorgunlukları yaşıyorsunuz ama güzel yorgunluklar dediğim gibi. Güzel. İşte sonucu seyrettiğin zaman keyif alıyorsun o yorgunluktan. <laughs> Kesinlikle. Bütün şeyler uçup gidiyor. Gidiyor, hepsi bitiyor yani. Final, final tabii apayrı bir yorgunluk oldu, değil mi? Yani o, orada bir hafta, şey değişikliği mi oldu, nasıl oldu? E bir sene sonra geçildi Yani seneler ve aylar geçti. Zaten en son e, uzun bir sene geçiyor ki yamaç yaşlanmış, ölüyor. Bizler zaten yokuz. Ee, o bölüm bayağı zor oldu. Biz iki hafta bayağı bir yoğun e, çalışma evet. temposu içerisindeydik. Aa, ama sonuç güzel oldu ya. Güzeldi. Ne güzel, ne güzel. Yani özlüyorum biliyor musun? <laughs> Tam diyecektim ki, "Aa, böyle bir kendini boşlukta hissetme duygusu falan." Özlüyorum. Zaten bizim bir WhatsApp grubumuz var bütün oyuncular. O hala yazışıyoruz zaten yani. Hala Çukur orada devam ediyor. Çukur orada <laughs> devam ediyor evet. <laughs> Çukurumuz orada devam ne ediyor. Güzel. Peki abla şey merak ediyorum. Çukur devam ederken tabii böyle işte haftalık yetiştirme derdi var. Onun başka başka yoğunluğunun getirdiği bir takım farklı durumlar var. Özel hayatın çok etkilendi mi? Aile hayatın, özel hayatın, diğer Projeler vesaire çalışmalar. Ay Diğer projeleri tabii ki yani onlara zaman ayıramıyordum. Ee, ama bazen çok önemli olan şeylerde işte o tarihleri verip o tarihlerde e, beni boş bırakmalarını söylediğim zaman onu da zaten yapıyorduk. Ee, aile olarak evet yani evde yani ara ara görüyordum hmm. çocukları. Bazen iki hafta üç hafta görmediğim oluyordu. Ondan sonra ama şey e, genelde görüyordum gene de ama bazen işte dediğim gibi iki hafta üç hafta gibi bir böyle bir şeylikler oluyordu. Bazen evde olsam bile yorgun oluyordum dinlenmek Aa, istiyordum. Evet. Ee, onun içinde böyle bazen vardır ya hani kimseyle konuşmak istemezsin e, kafanı dinlemek istersin evde tek başına olmak istersin ee, öyle oluyordu bazen o yoğunluktan sonra. Çok hakikaten anlaşılabilir bir durum bence evet. o yoğunluk. Uzun vadeli dizilerle ilgili bir e, şeyin var mı? bir Böyle bir çizgin bir sınırın e, hani bu çok yoruldu artık biraz daha kısa vadeli şeylerle ilgileneyim ya da sinemayla ilgileneyim diye böyle bir ayrı bir. Yok benim yani benim için hikaye önemli. Senaryo çok önemli. Sıkı bir senaryo gelirse sıkı bir uzun senaryo bir şeye gelirse, hazırım diyorsun. Aa, hazırım ya, yani. evet <laughs> <laughs> yani Çukur gibi sıkı bir senaryo olursa tabii ki yani. Karakter ben böyle başka zamanlarda da biz böyle muhabbet ederken de onu fark ettim. Çok sahiplendin o karakteri yani evet, çok sevdim. Evet, evet sevdim çok sevdim. İz, iz bırak. Çok sevdim, hikayeyi yani. çok sevdim. Çok güzel bir hikayeydi. Zaten ilk iki bölüm geldiğinde bir nefeste okudum ben peş peşe ikisini birden. Hani bir ara verirsin de bir dursun ikinci bölümü sonra okuyayım falan. Aa bunda öyle bir şey olmadı yani. Nefessiz okudum. Güzel. <laughs> çok güzeldi. Gerçekten. Çok güzeldi. Çok televizyon dizisi seyredebiliyor musun abla? Yani zaman zaman fırsat buldukça seyrediyorum. Nasıl buluyorsun böyle genelde genel tabloyu karakterler açısından, hikayeler açısından? Yani biraz hikaye zorluğu çekiyoruz diye düşünüyorum. Ee, çünkü gerçekten hikayeyi yakalamak çok zor. Bir de ben şey hoşuma gitmiyor benim. Mesela diyelim ki çukur çok tuttu. Çukur'un başka versiyonlarını yapıyorlar hmm. mesela. Yani Aslında hatta biraz da diyaloglara kaçınılmaz. varana kadar bazen onları bile kullanıyorlar. Yani başka bir şey yapın, başka bir şey bulun. Niye taklit, niye hmm. takip yani. Tabii ki o da uzun süreli olmuyor mutlaka ki. Ee, onun için şey yani o zaman hoşlanmıyorum. Yani o kadar çok hikaye var ki aslında baktığımız zaman bizim ülkemizde yaşayan her bir birey kendi başına bir hikaye. Tabii. Bir de toprak ve tarih çok müsait buna çok yani. Çok müsait. İnanılmaz. Çok müsait. Onun için işte bazen... Keşke olmasaydı diyorsun. <laughs> Peki e, ben mesela şeyi çok merak ederim. Şimdi televizyonlarda e, çok fazla dönem işleri var. Hmm. Özellikle TRT'nin e, bu anlamda bayağı TRT idd çok fazla iddialı, iddialı, evet. iddialı Hı -hı. yapımları var. Hı -hı. Ve bayağı reyting anlamında da çok e, iyi noktalara geldiler. Hı -hı. E, daha önceden de dönem işlerini bildiğim için televizyon konusunda. Dönem işi Oynamak böyle ister misin? Böyle bir şey mi var Aa, isterim mı? İsterim tabii. Ben çok severim dönem işini. Çok severim. Yani dönem güzel anlatıldığı zaman, iyi anlatıldığı zaman çok severim dönem işini. Bir şeyim var yani bir böyle hani gelse bir Aa, düşünürüm tabii, falan tabii, dediğim. tabii, Düşünürüm tabii ki. Tabii ki düşünürüm. Televizyon dizileriyle ilgili Türkiye'de böyle çok ilginç bir şey de konuşuluyor ve çok açık da zaten bu konuşulan şeyler bir taraftan kabuk değiştiriyor eskiden zengin kız fakir olan hmm. klişeleri vardı. İşte sonraları böyle bir konaklar başladı ondan sonra. şiddet içerikli diziler işte işte bu şiddeti tarafından da çok eleştirildi. Çukur'da da keza yine Aynen. Bu da eleştirildi. Aynen öyle. Hı hı. E, şimdi de böyle bir psikolojik e, Temalı ağırlıklı fil diziler çok fazla Şimdi ön planda. Çıktım. Evet. <laughs> ne düşünüyorsun abla izliyor musun o dizileri? İzliyorum, izliyorum. Ee, izliyorum ve beğeniyorum da çünkü gerçek hayattan alınan şeyler onlar. Ee, ve enteresan geliyor bana. Evet. Yani bazen hani dersin ya hadi bu da filmde olur yani falan diye düşünürsün dersin. Ama bu öyle değil bu gerçek hayattan aktarılmış bir şey. Ve diyorsun ki vay bu da mı var? Bunu da mı yapmışlar? Yani o hikayenin içindeki insanlara, kişilere veya kişiye bu da mı olmuş diyorsun? Aslında doğru. Gerçek hayatta yaşanmış şeyler bunlar. Çok eleştiren, eleştirenler var. Yani zaten memleket dünya yeterince kötü, karamsar bir yerden geçiyor. <laughs> i̇zlemesinler Allah o günü. zaman. Yani izlemesinler. Bir, bir, sürü komedi yapılıyor zaten. Bir de bu arada istiyorlarsa onlara. belki bu aralar çok sık olmaya başladı bu Hani dedim ya işte biri yaparken öteki de evet, aa, evet. ben de onu yapayım, ben de onu yapayım deyip hep aynı hikaye üzerinden, psikolojik, şimdi psikolojik başladı, psikolojik hikayeler üzerinden evet. gidiyor. Halbuki farklı bir şey olsa çok daha hoş olur. Hatta üç dizi var, üçü de aynı, üçü de e, aynı kitap, aynı, aynı yazarın kitaplarından Hı -hı. uyarlanmış Hı -hı. diziler. Yani. Hani bunlar aynı anda değil de daha aralıklarla yapılsa Hı -hı. çok daha iyi olacak. Ama işte dediğim gibi biri tuttun mu aa diyorlar hemen... Aynı psikolojiye yani, devam. Evet. <laughs> Onun için de insanlara çok fazla geliyor tabii. Yani o kanalı açıyorsun aynı, o kanalı açıyorsun aynı, evet. o kanala Biraz şey oluyor insan. Öf evet, falan evet. oluyorsun. Hatta... E, evet insanın içine oturan bir şey. Gerçekten çok acı bir şey. Ama biraz ağır geliyor tabii. E, e, hele dönemimize baktığınız tabii. zaman şu arada geçirdiğimiz Traumatik. işte bu. bayağı bir travma geçiriyoruz tabii, ülke tabii, olarak. Tabii, yani tabii. bu Covid'den dolayı. Ee, i̇nsanlar işsiz kaldılar, insanların parası pulu yok, insanlar çok zor durumdalar... Ee, iş yerleri kapatıldı, büyük firmalar kapatıyor. Yani hakikaten Hastamın insan biraz psikolojik bir de hastalık verdiği o psikolojik zaten eve kapanıyorsun, evde psikolojin bozulmaya başlıyor senin. Yani sanki bir daha bir yere gidemeyecek misin? Mesela şimdi şey ben diyorum ki, inşallah bitecek, inşallah. Hı -hı. Ee, diyorum ki sokağa çıkarken maske arayacağız. O, o derece yerleşmiş evet. artık beynimize. Yani karikatürler var maske bile, artık organ olmuş evet, deri kaplamış. Işte. Aynen öyle. Yani bitse bile biz hala onun bir korkusunu, bir tedirginliğini yaşayacağız diye düşünüyorum. Aslında psikoloji de çok bozuk. Evet. Bir hastalığa alıştık. Şimdi hastalıktan sonrasına alışmaya çalışacağız. Alışmaya yani yeni çalışacağız. normal. Evet. Yenine Ama öyle. biraz da dikkat etmeleri gerekiyor. Ben yani o konuda Bazen çok kızıyorum. Yani mesafe, maske bunları defalarca söylüyorlar. Sağlık Bakanı ba bangır bangır bağırıyor yapmayın çıkmayın. Ama bir bakıyorsun ki insanlar iç içeler. Ben işte bir dönem yani bu yakın dönemde bir e, uçakla seyahat ettim. Bir yere gittim geldim. E, anons ediyorlar uçağın içinde tam dört kere söylediler. Dediler ki birazdan uçak inecek lütfen herkes yerinde otursun bir tek kapı açılacak ve herkes mesafeli şekilde dışarıya çıksın diye. Hmm. Uçak indi, durdu, kapılar açıldı. Şöyle bir arkamı bir döndüm. Üst üsteler. Dedim ki affedersiniz dört kere anons ettiler ne yapıyorsunuz? Ne olur gidin oturun yerinize yani hepimiz çıkacağız. İneceğiz bir şekilde. İneceğiz yani sonuçta ineceğiz uçak durdu ineceksin. Niye üst üstesin niye bu kadar e, e, girift haldesin yani buna bazen çok evet. hakikaten çok duyarsız insanlarımız var o, nasıl, o kesinlikle nasıl. yani şurada işte bir bakkala giriyorsun veya da işte bir fırına giriyorsun içeride işte insanlar üçer kişi alıyorlar mesafeye göre arkadan bir güruh geliyor içeri yani market bakkal işte fırın diyor ki lütfen dışarı çıkın. Yok ben şunu alacağım, çıkacağım. Ya o bekle iki herkes dakika. bir şey alıyor zaten. E yani bekle, hepimiz bir şey alıyoruz. İşte bunu yapmıyoruz maalesef. Bunu yapmıyoruz. Yani inşallah işte bu aşının e, hızla ilerlemesi, hastalığın e, pik durumundan aşağı doğru in, inişte olması şu an umarım bir umarım e, bir kapı olur ve umarım, geçer. Inşallah, umarım inşallah. Peki abla. E, Tabii ki sen çok deneyimli, tecrübeli, usta bir oyuncusun ve şimdiki kendinden sonra gelen kuşağın pek çok ismin projesinde de bulundun. Genç oyuncuları nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl görüyorsun? Yani ben şanslıydım herhalde. Çünkü benim yani çukurda çok genç oyuncularla Çalışıyor. Hatta çocuk denen yaşta geldiler büyüdüler elimizde büyüdüler <laughs> dizide büyüdüler, <laughs> dizide büyüdüler. <laughs> ee, hepsi çok sevecen çok saygılı işine çok saygılı ee, yani öyle işte yok sabahleyin densin de o 10'da gelsin yok efendim ben şu karavanı istiyorum arasa mesela e, özel çok yorulduğu için aras zaten ona özel bir karavan var ama Aras bazen karavanda ayakta duruyordu. Herkes onun karavanında. <gülüyor> <gülüyor> Diyordum ki ayol çocuk bir dinlensin inin aşağıya. Yok orada sohbet, muhabbet. Yani e, böyle çok güzellik vardı. Evet. Hepsi de çok başarılı. Ha tabii hepsi derken yani bunların saydıklarımın ve beraber oynadıklarımın hepsi zaten okullu, mesleğine saygı duyan, önem veren, araştıran, okuyan, çalışan insanlar, çalışan çocuklar. O yüzden ben çok şanslıydım, evet. Hı. ve televizyon genelde gördüklerin daha çok başarılı isimler mi yani genel genel itibarla ortalama nasıl buluyorsun? E Başarılılar, başarılı olanlar da var ama sadece e, işte takipçi sayısı çok fazla deyip Hı. oyuncu olarak kamera karşısına geçenler de var. <laughs> yani evet takipçi sayısı çok fazla olabilir ama onun oyuncu olma ee, anlamına gelmiyor evet, yani bunu gelmemeli yani diğer oyuncuların hakkı yenmemeli ee, ben böyle düş oyuncu oyuncudur ya benim takipçim fazla ben başroldeyim böyle bir şey yok böyle bir şey ki kusura bakmasınlar böyle bir dünya yok yani e zaten onu da görüyorsun işte sonuçta ne olduğunu ee, ama böyle bir şey de var. Yani işte maalesef o böyle bir maalesef böyle bir gerçek de var. Evet, Hoş değil. Hoş değil ama ne, niye böyle yapıyorlar onu da bilmiyorum tabii yani. Neden? Tabii. Herkes Peki, işini yapsın. Evet. <laughs> Pek çok kısa film organizasyonunda, kısa film jüresinde görüyorum. Çok da mutlu oluyorum gerçekten. Sağ ol. Şimdi de Sultanbeyli kısa evet. film yarışmasında da yine jüri başkanısın, jüri desin. Hı hı. Ee, Kısa film e, sektörünü bulunduğun yerden izlediğin filmler, katıldığın organizasyonlar vesaire, bu açıdan nasıl değerlendiriyorsun? Ya ben çok beğeniyorum. Gençlerin çok e, güzel bakış açıları var. Yani hayata bakış açıları kurdukları dünya baktığın zaman çok umut verici filmler var. Çok umut verici belgeseller var. E, mesela daha önce ben Gaziantep'te e, bir kısa film yarışmasının jürisindeydim, baktım. Mesela orada kurmacada değil de çoğunlukta belgeselde çok başarılı buldum gençleri. Ee, kurmacada bir iki tane vardı. Onun dışında belgeselde muhteşem muhteşemdiler. Mesela burada da baktığım zaman filmler, kurmacalar da belgesel de çok iyiydi. Yani o kadar güzel bir farklı bir gözle bakıyorlar ki hayata ve bunu kısacık 10 dakika veya en fazla süren 15 dakikanın içinde anlatmak çok önemlidir zaten ee, ve bir de gençleri teşvik etmek, işte gençlere fırsat tanımak e, adına gerçekten çok önemsiyorum kısa filmleri, çok önemsiyorum ki bu yetenekler gelsinler, gelsinler, yasınlar, e, çeksinler, gelsinler. Ne güzel. Bu tarz organizasyonları nasıl değerlendiriyorsun diyorsun abi? Pek çok kurum, belediye, vakıflar, dernekler şimdi yapıyorlar. Yapıyorlar, size. evet. Görüşmeler. Ben ben çok olumlu buluyorum. Ee, özellikle de buradan e, belediyeye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gençler adına yapılan e, çok güzel bir organizasyon bu. Dediğim gibi onları teşvik etmek, onları öne çıkarmak adına şimdi oradan ödül alsın ya da almasın. Önemli olan girmesi, önemli olan izlenmesi bugün ödül almazsın yarın ödül alırsın. Bakarsın ödül alan filmlere kendini daha çok geliştirirsin. Bu anlamda çok güzel ve gerçekten de onları teşvik eden herkesi kutluyorum. Çok teşekkürler. Herkesi kutluyorum. Ben de gerçekten çok mutluyum böyle bir organizasyon içerisinde yer almaktan hı hı. ve hani bir söz vardır ya en uzun yollar bir adımla başlar. En uzun yolculuklar bir adımla başlar hı hı. diye. Hı hı. Bu da böyle bir adım. Umarım e, böyle bir yarışmanın ilki yapıldı bu sene. İnşallah beşincisi, onuncusu, yirmincisi, i̇nşallah, elincisi olur. İnşallah. Upuzun devam eder ve gençler buralardan yetişirler. Ve Sultanbeyli Belediye Başkanınıza da çok teşekkürler ediyorum. Gerçekten e, yani böyle bir olaya imza atmak çok önemli. E, ve onun için çok teşekkür ediyorum. Yani Gençler adına ona çok teşekkür ediyorum. Güzel, umarım buradan hem Başkan Bey'e ulaşır, hem izleyen İnşallah. herkese bu teşekkürler ulaşsın başka belediyeler için de örnek olsun. İnşallah. Her 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 herkes. Bütün belediyelerden <laughs> bekliyoruz zaten. Evet. Ee, peki abla sinema konusunda e, merak ettiğim şeyler var. Şu an görüştüğün, iletişimde olduğun, gerçekleşme süreci şu ya da bu şekilde söz konusunan herhangi bir projen var mı? Var. Ee, bir tane projemiz var. Yani 2 üç tane proje var da e, bir tanesine daha yakınız. <laughs> İnşallah önümüzdeki günlerde tam netleşince bunu paylaşacağız zaten. Aynen, güzel. güzel bir proje var. Sinema yok. Ee, sinema projesi yok. Zaten film çekilse bile nerede oynayacak? Şu anda evet. sinema salonları kapalı. Evet. evet insanlar film çekiyorlar. İşte dijital ortamlarda falan ancak gösterilebiliyor. Ee, i̇nşallah sinemalarda açılır ki i̇nşallah. sinema sektörü de e, bu anlamda devam ettirebilsin i̇nşallah. diye düşünüyorum. Evet. Tiyatrolar aynı şekilde. Evet. İnşallah bir, bir Temmuz'dan itibaren e, açılacak salonlar. İnşallah. Evet. Aslında i̇nşallah. bir Haziranda açılacaktı. S sinema salonları işletmecileri e, görüşüp Kültür Bakanlığıyla e, bir ay daha uzatılmasını istemişler. E, mevcut şartlardan dolayı ekonomik olarak o salonların açılmasının kendileri açısından zarar e, olacağını söylemişler. Siay hmm, hmm. e, galiba ya da SİSA'ydı yanlış hatırlamıyorsam şey e, oluşum bir e, dernek onlar başvurmuşlar sanırım bir Temmuz'da inşallah biraz daha e, Real İnşallah şartlarda. şimdi aşılar da bayağı hızlandı. Evet. E, sinema sektörü de aşılanıyor biliyorsun. Evet, evet, evet. <laughs> yani dizide, işte tiyatroydu, müzisyenlerde hepsi aşılanmaya başladı. İnşallah diyorum, İnşallah. İnşallah. Yani <laughs> gerçekten insanlar, halk da, sanatçılar da çok zor durumdalar. Ve gerçekten. yoruldu, herkes evet. çok Hele tiyatrocular, özel tiyatrolar bitti. Evet. Çünkü özel bir şekilde bitti. dizi ve televizyon, sinema bir şekilde devam etti. Evet. Dijitalde şurada, evet. burada ama tiyatronun evet. böyle bir şey Ödenekli tiyatrolarda ödenekli olduğu için zaten e, insanlar zor durumda kalmıyorlar fazla ama tabii bu ödeneklerin dışında gövmeyeli çalışanlar var. Artı özel tiyatrolar tabii ya, butik var. Tiyatrolar. Butik tiyatrolar var. Yani gerçekten çok zor durumdalar. Kolay adapte olacağı benziyor mu yeni döneme? <laughs> Kolay toparlanacak mı sektör sence? İnşallah. Bence çok özlendi, çok birikti evet. <laughs> insanların coşkusu, özlemi e, çok birikti. E, onu en güzel şekilde vereceklerini düşünüyorum. İnşallah. İnşallah açılırsa tabii. Yani evet. inşallah bütün yüreğimde o var. İnşallah açılsın. Şu i̇nşallah. illetten bir kurtulalım. Evet. İnşallah ki güzel şeyleri yakalayalım. Sinemayı özledim, tiyatroyu özledim, gidip seyretmeyi, konser izlemeyi özledim. Festivaller. Festivalleri özledim. Yani hakikaten çok özledim. Evet. Aslında hakikaten. ne kadar çok şeyimiz varmış, değil mi? Ne kadar hayatımızı besleyen, Neler hayatımızı varmış? güzelleştiren. Evet. Yokluğunda galiba anlaşılıyor her şey. E i̇şte her şeyin kıymetini yokluğunda anlıyoruz yani. Evet. evet. Yani biz salona gidebilmek Büyük perdede film seyredebilmek. Tabii canım, Yani şurada izliyorsun evet. Film de izliyorsun. Evet. Dizi de izliyorsun. Yani diziyi zaten burada izliyorsun da ama sinemada film izlemek başka bir şey yani. Kesinlikle. Çok başka bir şey. Kesinlikle. Tiyatroyu tiyatroda izlemek. yani şimdi dijital de tiyatro yapıyorlar ama yani onu tiyatroda birebir seyirciyle izlemek ve yaşamak Bambaşka. çok daha güzel. Başka konser desen öyle yani. Evet. Bu ko korona süreci iki şeyi insanların hayatına çok fazla hakim kıldı. Birincisi okuma kültürü çok hızlandı, gelişti. Hı hı. Mecburi olarak mecbur istikametler. Eskiler. <laughs> İkincisi dijital. Hı hı. Dijital dünyaya çok fazla insanlar girdi. Mesela asla ben dijital şeylerle ilgilenmem diyen birçok benim bu sektörden arkadaşlarım çok yakından ilgileniyorlar artık dijitalle. Şuraya asla üye olmam, buraya asla abonelik açmam diyen arkadaşlar şu an üçlü dörtlü aboneler açtılar iş yapmam diyen insanlar kenardan önce bir durdular, izlediler. Şimdi senaryolarıyla, projeleriyle artık kuyruğa girdiler resmen hı hı. dijital dünyaya. Hı hı. E, projeler götürüyorlar. E, okuma ve dijital dünya e, senin kişisel hayatına nasıl yansıdı korona süreciyle beraber? E, yani e, okumayı çok, çok arada böyle fırsat bulabildim bu çalışma yoğunluk döneminde. Şimdi bu bir tatil döneminde bütün okuyamadıklarımı bir kere okuyacağım. E, boş zamanlarımda da çünkü ben çalışırken oku, okumuyorum. Okuduğum zaman kafam almıyor. Hmm. İş yoğunluk şeyde olduğu yoğunluk ve yorgunluk yoğunluk da başka kafada başka yerde olduğu için... Onun için böyle sakinken okumayı seviyorum. E, dijitalleri zaten ben takip ediyordum. Hmm. Bir de dijitallerin şu şey var. Yani bir kere başlıyorsun, çekiyorsun. 8 bölüm, 10 evet. bölüm, 13 bölüm neyse. Bu çok iyi bir şey değil mi? Diğer çok televizyon iyi televizyon ve 45 diyor. dakika, 40 kısa dakika. Kısa. Kısa, kısa. Hatta 20 dakika, 25 dakika olan olanlar yani. da var. Yani e, da aslında doğrusu bu. Yani biz biz sinema filmi çekiyoruz. Her hafta. Her hafta. Haftanın beş günü, altı gününe sığdırmak zorundasın. İşte onun montajı yapılacak, müzik konacak, o su olacak, bu su olacak. Bazen biliyorum ki yapımcımız Yamaç Okur e, son anda öğleden sonra pazartesi günü akşama yayın var. Öğleden sonra akşamüstü e, şeyi teslim ediyordu, Kasetesi. kaseti teslim ediyordu gidip. Yani e, onun için bu süreler çok uzun. Çok uzun süreler ve dolayısıyla çalışma süreleri de çok uzuyor e buna yani daha kısalsa daha güzel olacak çünkü hmm. hikayeni daha iyi anlatabileceksin. Öbür türlü diyorlar ki ya işte hani o ona bakıyor o ona bakıyor karşılıklı bir süre bakıyor e ne yapsın zaman doldurmak zorunda. Onu da uzattıkça uzatıyor tabii e yani. Sistem bunu istiyor çünkü. Sistem bunu istiyor İşte o sistemin, sistemin değişmesi, değişmesi lazım. lazım. Sistemin değişmesi lazım. Televizyoncular da haklı. Reklamdan para kazanacaklar. E yok şu kadar dakikada şu kadar bilmem ne olsun. Bu da bu kadar olsun dersen evet. olmuyor Aslında işte Aslında bir yani. anlamda böyle herkesin haklı olduğu bir düzen yani. Değil mi? Herkes kendince. <laughs> Kendine göre. Şikayet eden de haklı. Şikayet edilen de haklı. Oyuncusu da, senaristi de, televizyoncusu da. Ama herkesin bu bunu haklı... değiştirmek gerekiyor artık yani. Durumda? yani. Bunu değiştirmek gerekiyor. Yani bu işlerde işte bir kanun. E, veya da bir sözleşme bir şey olmadan e, olmaz bu işler düzelmez Bağlayı, bağlayıcılığı olması lazım mesela bakıyorsunuz bir dizi başlıyor çok beğeniyorsunuz çok güzel bir dizi e, baya güzel şeyler anlatıyor üç bölüm sonra televizyon diyor ki rating kalmadı ben bunu kaldırıyorum hmm. bu da çok yanlış bir kere en az 13 bölüm onun oyun, rating alsın almasın Kendini oynaması lazım. Kendini ispatlama, ifade etme şansı. İfade etmesi, şansı verilmesi lazım. Orada o kadar insan ekmek yiyor. O insanlar a, hikaye de çok güzel, o da çok güzel. İşte bizim işimiz gidecek diye belki borçlanıyorlar. İş gidecek ama birdenbire ikinci bölümde, üçüncü bölümde sen ben kaldırıyorum diye kaldırdığın zaman neye göre, reyting neye göre bana onu söylesinler ya. Tabii. Yani 3000 evde varmış galiba evet. değil mi? Bir de çok spekülasyonlar da var tabii. Yani bir de spekülasyonlar var. 80 milyon 3 bin evli ne demek bu ya? Nasıl karar veriyorsunuz? Nasıl karar, neye karar veriyorsunuz yani? Bu bana çok ters geliyor ve çoğuna da inanmıyorum zaten yani. <gülüyor> tartışılır. <gülüyor> var olmuş, tabii. evet tartışılır bir sürü yanı <laughs> Zinf, var. Zil dokunmayalım evet, ama. Yani bakıyorsun ya yazık oldu bu diziye diyorsun. Nasıl olur ya nasıl olur diyorsun yani. Çok iyi oyuncular hikaye çok iyi oy çok iyi. İkinci bölümde kalktı. A oluyorsun yani. Evet. nasıl oldu? Peki son olarak e, anne Perihan Savaşı sormak istiyorum. <laughs> e, hatta anne anne Perihan Savaş. Nasıl annelik anne annelik nasıl gidiyor? Ya çok güzel bir duygu. Şimdi e, tabii daha Böyle büyüdüler artık. Büyüdüler çocuklar büyüdü. Onlar beni ilgilendirmiyor artık. <gülüyor> <Başarılı> <gülüyor> beni çok <çocuklara, şarjiler> <laughs> Beni ilgilendirmiyor. Büyüdüler onlar artık. E, zaten kızım anne oldu. Üç tane çocuğu var. Üç yavrusu var. Amin. Şimdi beni torunlarım ilgilendiriyor. Müthiş bir keyif yaşıyorum onlarla. Siz ben çocuğumu büyütürken aynı zamanda da işte e, ilkeleri öğretmek zorundasın. E terbiye etmek zorundasın, yasaklar koyuyorsun, o oluyorsun, bu oluyorsun. Her ne kadar arkadaş olsan da belirli sınırların var, onları koyuyorsun. Ama torunda bu olmuyor. Mümkün değil. <laughs> Fazla mı tatlılar? Mümkün değil. Yani yapamıyorsun. Belki de o hani. Ee sorumluluğu sende değil ya annesinde babasında ya bana ne diyorsun annesi babasında sorumluluğu ben ondan keyfimi yaşayayım onu yaşıyorsun mesela bazen kızım bana kızıyor yapma diyor yapma bak bunların her dediğini yapıyorsun şunu yapıyorsun yapma ha, yapma diyor bana ben de ona diyorum ki bana ne sorumluluk bende mi sen de diyorum gitsinler siz evde terbiyenizi verin ben onlarla oynayacağım ben onları şımartacağım. Ben çocukta çocuk olacağım. Tam zamanı yani. <laughs> zaten onlar da arada telefon anne anne bizi alsana. <gülüyor> <gülüyor> onlar da işi biliyorlar. <laughs> Daha rahat oluyorlar. Çok büyük bir keyif. Ne güzel. Çok güzel bir keyif. Yani e, cevizin içi tam evet, böyle. Evet, evet, evet. Hakikaten e, o kadar müthiş bir keyif ki yani bir anneanne dedikleri zaman bitiyorsun zaten. Eriyorsun. Hiçbir şeye karşı <laughs> gelemiyorsun. Ne güzel. Çok keyifli. Bizim Erzurum'da Sizin Allah rahmet eylesin Leman teyze vardı bizim komşumuz. Torunlarını severken balamın balası diye severdi. Hı, çok doğru ee, bir laf. Balamın evet, balası. Bak çok evet, güzel bir laf. Hakikaten çok hoş. Böyle iki sevgi bir arada değil mi? Hem çocuğun sevgisi var orada hem torun. Ya yani iki sevgi bir arada olduğu için aynen. o kadar yoğun sanırım o sevgi. Aynen, böyle. aynen öyle oluyor. İkisinin de sevgisi birleşiyor. Ee, sorumluluk da sende olmayınca oh çok rahat tadını çıkartıyorsun. oluyor, tadını, keyfini <laughs> çıkartıyorsun. evet. Tabii bir de tarçınla mırmır mır var değil mi? Mır mır mırnav, yani. mırnav, mırnav. <laughs> evet, mırnav. Mır, yeni tarçınla çoktandır tanıştığım için mırnavı yeni tanıdım. Mırnavı yeni tanıdın, evet. Onlarla da bayağı bir vakit geçiriyorsun Kedim burada. ve köpeğim var evde. Evet, onlar bazen yalnız kalıyorlar işte ben çalıştığım zaman. Onlar yanında eve geldiğim zaman ikisi de hesap soruyor benden. Hele kedi sürekli konuşuyor, hiç susmuyor. <laughs> Hiç mır 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 onun için mırnav taktık adını zaten çelese düşük baya. diye bayağı söyleniyor. Ee, onlarla da vakit geçiriyorum. Bir de torunlar çok seviyorlar. Ee, özellikle Tarçın'ı benim daha önce Kıtmir diye bir köpeğim vardı. İşte 21 yıl yaşadı. Evet bayağı. uzun, ee, bayağı uzun, bayağı uzun yaşadı. Demek ki artık... iyi, iyi bakıyormuşsun abla. İyi <laughs> seviyormuşsun. <laughs> <yerler> <laughs> o öldükten sonra dedim ki yok artık köpek falan almayacağım. Sonra burada komşumun işte Köpeği doğum yaptı. O bana dedi ki gel bak. Ee, Yok dedim gelmeyeceğim. Dedi ki ya tamam alma tamam alma gel bak yani gör yavruları gör dedi. Bir gittim bu. Tarçın pıtır 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 bana bir koştu. Üstüme bir zıpladı bitti işte orada. Aldım eve geldim. <laughs> o o gün bugündür de burada. O gün bugündür de burada evet. Ne güzel. Vallahi abla o kadar keyifli ki seninle muhabbet etmek. Böyle be, be, ben de soru çok. yani. <laughs> Doğru sabah, söylüyorsun. sabah kadar, kadar konuşuruz. Ama tabi belirli bir sürenin, belirli bir e, ortamın şartları var. Onlara uymak durumundayız. Ben e, son olarak soru yerine bir... E, ...gençlere tavsiyeni e, almak e, istiyorum, hı hı. rica ediyorum. Hı hı. Çünkü e, kocaman e, bir e, sinema bakiyesi var geride. Birbirinden değerli filmler, çalıştığın çok önemli e, ustalar, sayısız ödüller... Hı hı. ...sinemada, televizyonda eminim gerçekten e, oyuncu olmak isteyen çok fazla genç var... Ve bu tarz e, tecrübeleri duymaya, önerileri duymaya ihtiyaçları var bence. Perihan Savaşı olarak büyük bir e, sinemamızın önemli bir ustası olarak gençlere, kısa filmcilere ama özellikle de oyunculara neler tavsiye edersin abla? İlk başta söyleyeceğim şey işlerini sevmeleri. Eğer e, işi sevmeyip sırf parasal anlamda veya şöhret anlamda düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Bir balondur çıkar sonra patlar. Ama işinizi sevip, saygı duyup, e, gerçekten yüreğinizi veriyorsanız o işe e, zaten başaramayacağınız diye bir şey söz konusu değildir sevgili gençler. Onun için mesleğinizi çok seveceksiniz, çok çalışacaksınız, çok araştıracaksınız, okuyacaksınız, seyredeceksiniz e, ve yapmaktan çekinmeyeceksiniz. Eğer kendinizde bu yeteneği görüyorsanız, ben bunu başaracağım, bende bu yetenek var diyorsanız bunu... Denemekten asla ve asla korkmayın. Deneyin, denedikçe size yeni tecrübeler kazandıracak ee, ve sizler yolunuzu aç, kendiniz açacaksınız. Ama öncelikle işinize saygı gösterin, işinizi çok sevin. Neyse. O çok önemli. Sevmeden bu iş yapılmaz. Kesinlikle. Yani bu çok yapılacak bir şey değil yani. Sabah biz bir, bir, bir dakika önce ağlıyorsun, bir dakika sonra gülüyorsun bir sahnede, bir dakika sonra kavga ediyorsun. Yani. Bir şey yapıyorsun yönetmen bakıyor dünya işte benim dünyam bu burada bunun olması lazım. O bir dünya kuruyor kafasında ve onu aktarmaya çalışıyor insanlara. Ama bunu sevmese zaten yapamaz. Evet. Mümkün değil yapamaz yani. Bir sahneyi biz bir planı 20 kere falan çekiyoruz bazen. Yok ışık olmuyor yok kamera bir şey oluyor yok şöyle oluyor. Evet. Ah, Hele bir bu de yani, zor sahnelerse tekrar He yani tekrar. aynen tekrar tekrar. E şimdi bunları sabretmek... Bu sevmeden yapılacak bir şey değil. Evet. Sevip ve gönül vermek ve gençler de gerçekten bir kere çekinmesinler. Bazıları çok çekiniyor mesela. Çekinmesinler. E, mutlaka eğitimini alsınlar. Eğitim şart. <laughs> Eğitim şart. Mutlaka eğitimi alın. Ondan sonra birebir usta çırak ilişkisine girin. Ondan sonra da zaten ne yapmak istediğinize siz karar vereceksiniz. Ne güzel. Vallahi harika tavsiyelerdi gerçekten. <laughs> Konfüçyüsün bir sözünü hatırlattı bana İşini seven hayatı boyunca çalışmak zorunda kalmaz. Evet <laughs> doğru mi? doğru evet çok İnan, doğru. İnanılmaz hakikaten değerli şeyler. Ablacığım çok çok teşekkür ediyorum. Ben bize. sana teşekkür Anlattığım ederim. Anlattığım bütün bu güzel şeyler için. Ben teşekkür Büyük ederim. Büyük bir canım. heyecanla ilgiyle dinledim eminim. E, ...seyirciler de aynı şekilde dinlemişlerdir. Çok teşekkür Ayrıca, ediyoruz onlara e, da. Ayrıca bu güzel evde ağırladığın için de çok çok teşekkür ederim. Rica ederim hayatım her zaman. Bir daha bakalım ne zaman bahane bulup geleceğim buraya. <laughs> ne zaman istiyorsan gel. Ne zaman istiyorsan gel. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ teşekkür dasın, ederim. Var, ederim. Sağ ol. İnşallah e, Kısa Film Yarışması da dediğim gibi uzun ömürlü olur. İnşallah. Ve, e, hem bugün var... E, Yarışma devam ediyor. Hı hı. Yarın içinde en azından bir duyuru olsun diye de burada paylaşalım e, takip eden dostlarımızla. Hı hı. Yarın da saat e, 14'ten itibaren e, akşama kadar Sultanbeyli'de e, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde film gösterimleri devam edecek e, finale kalan filmler ve aynı zamanda yarın saat 19'da da e, oyuncu sevgili Hakan Karsak e, misafirimiz olacak Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yüz yüze birebir katılacak orada e, muhabbet edeceğiz hem de e, izlemeye gelen dostlar da sevgili Hakan Karsaka sorularını sorabilecekler. Ben son kez teşekkür ediyorum Perihan Hanım'a. Ben teşekkür ederim Misafir canım benim. Çok hem teşekkür sana ]ler. teşekkür ederim hem Sultanbeyli Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir atılımda bulunduğu için gençler adına bu kadar güzel bir imkan sağladıkları için de çok teşekkür ediyorum. Eyvallah sağ olun. Sevgili seyirciler yeni bir konukla yeni bir sohbetle karşınızda olmayı diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.